Adriano'ya top kazayla çarpıyor mu? Yoksa Adriano bilerek topu kesmek mi istiyor? Bunu hakemler çok biliyor ya. Tamam. Hemen öğreniyor. İşte o zaman hakemin, hakemler ve varın başındaki hakemler, o zaman bunu tartışırız. Burada tartışılmayacak bir konu var. Adriano bile isteye müdahale yapmaya çalışıyor. Adama kalecisine geri atmak istemiyor. Direkt öne vurmaya çalışıyor. İleri yanak uzaklaştırmak istiyor ki her defas bunu yapar. Gayri ihtiyardır bu. Öyle. Tehlikeyi sırf çünkü arkandaki adamı offside değil geriden bir oyuncu koşabilir diye. Can abliyle bir defans oyuncusu hamle yapar hocam. Eski köye Adriano da bunu bilerek yani uzaklaştırmak istiyor. Tesadüf kalecinin önündeki adama geliyor. Kural offside değil diyor. Evet. Doğru. Evet, biz de itiraz edemeyiz. Temiz bir goldür. Kurala karşı çıkılır mı? Salak mıyız biz? Tamam. Yalnız Sinan'ın dediğini anlıyorum. Diyor ki yani futbol oyununun ruhuna aykırı bir kural diyorum ben. Yani, arkada bekliyor adam. Yok, insanlar şimdi ne oldu? Hocam sen şimdi topu oynamadığın için. Nizami bir gole Sinan itiraz etmiş. Hocam ben top oynayanlarla oynadım be kardeşim. Hocam top sen şimdi top oynamadığın için çok mantıklı. Hocam. Golü arttırmak. Hocam. Eskiden bizim zamanımıza var ya top doldurulur. Hocam her kural mantıklı bulunur mu herkes tarafından? Şu anda dünya her kural, bak, şu anda dünya üzerindeki binlerce kural var. Bana göre ilgili, çok mantıklı. Her kural çok mantıklı. Bir kural eksik uygulanıyor. Ne biliyor musun? Penaltıda. Hayır. İki kural doğru. Değil mi? İki kural. Penaltıda içeri giriyorlar. Kalecinin elindeki 8 saniye. Bugün her maçta 10-12 saniye çıkan var. İki de ikincisi de penaltı atışırken kimse girmeyecek falan diyorlar ya. 10 kişi giriyor. 10 kişi giriyor. Ama bu akşam ben Yusuf Namoğlu'na, sevgili Yusuf Namoğlu'na iki tane şey söyleyeceğim. Ve Halis Özkaya. Halis, gözünün önünde utanmalısın. Senin abin olarak konuşuyorum. Gökhan Gönül denen adam. Utanmalı o da. Orada günlük 200 lira, 100 lira için, ekmeği için sedye taşıyan, hangi hastane bilmiyorum. Bilsem de söyleyemem, reklama girmesin. Hastane görevlisini ensesine veya sırtına tokadı vuruyor hakemin önünde. Vallahi. Çabuk çıkın lan diyor. Ya, hocam ensesine sırtına, evet, sırtına. Şöyle yapıyor. Sırtına. Hocam bak bir şey söyleyeceğim. Sırtına, görmedim, tamam dur. Bir şey söyleyeceğim. Görüntüleri izleteceğim şimdi size. Evet. Dakika 62. Beşiktaş. Yoksa 92 olsun. 63. dakika. Bir müsaade et hocam. Evet. Kesmeyin ne olur. Şimdi bak hocam. Ben Abdülkerim abi, Göçmen abi, Sinan abi ve sen. Evet. Hangimiz sahada olursak olalım. Özellikle Abdülkerim abi, ben Sinan abi, Göçmen abi. Saha içerisinde gelmiş sağlık görevlileri Antalya Sporlu futbolcuyu yerden kaldırmıyor, bekliyor. Bir yandan işte suyunu içiyor yerde. Hakem diyor ki hadi. Gökhan da geldi hocam diyor ki hadi çıkart dışarı diyor. Öyle demiyor işte. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ben önümde. Şimdi futbolcu amacınız, sürekli böyle o zaman amacınız kendisini almıyor hocam. Bize de sürekli futbolcuya vurmayalım de, hocam. Bir dakika ben, bu işler ben yani. Bu akşam gördüğümü söylüyorum. Gökhan Gönül denen 30 küsür yaşındaki emekliliği gelmiş bir oyuncu. Ertem 70 küsürüncü dakikada hakemin önünde ekmeği olayı için orada sedye taşıyan sağlık görevlileri belki benim meslektaşım. Vurma yok. Hadi sırtına vuruyarak sert dışarı çıkmak için ben kabul etmiyorum bunu. Peki orada sakat oyuncu var. Efendim? Sedyede sakat oyuncu var. Evet. Vuruyor ya. Düşün. Sedyede sakat oyuncu var. Sen de orada şimdi bakın arkadaşlar haklı olarak. Bir büyük çok kibar bir dakika. Bir yapma. Gökhan Gönül. Ertem yapma ya. Ya bu ne? Bunlar milli takım oluyor. Oyun devam ediyor program. Ertem tartışır. Hayır. Hocam öyle bir şey yok. Niye? Program devam. Hocam ben de gelirim sana o zaman. Tamam. Durduk yerde şöyle seni çeviririm sandalyede. Gökhan Gönül'ün yaptığı öyle bir dünya. Hocam bak hastalığı yapmayacağım. Başka bir şey. Yapmayacağım. Bir şey yapmayacağım. Bir şey yapmayacağım. Hayır hocam. Bir şey yapmayacağım. Hocam hasta her futbolcuyu doğrama yeri değil ya. Müsaade eder misin? Yapmayacağım. Temsiliyi göstereceğim. Yerde sakat bir Antalyalı var. Evet. Oyundan çıkıyor ve çıktı da ondan sonra. 4 tane de çocuk var sedyeci. Biliyorum ben de gördüm. Hakem burada Gökhan Gönül de şurada bir yerde duruyor. Gökhan Gönül'ün yaptığı hareket şu. Gökhan Gönül durmuyor hocam. Gökhan Gönül oradan geliyor. Aynı şekilde son anı söylüyorum. Gökhan şöyle. Ya kardeşim saat var lütfen çıkın demiyor. Ya ne olur kardeşim çıkın demiyor. Evet öyle vuruyor. Sert. Hadi diyor dışarı diyor. Allah büyüktür. Biz de hata yaptık ama. Halis Özkaya'ya lafım burada. Sen şimdi hocam Sinan abi. Sen nasıl hakemsin? Görüntü gördüm. Gözünün önünde emekçiye vuruyor. Sinan abi. Adam göster. Şey olay bak. Geliyor diyor ki. Bak, kim yerde bekletiyor. Kırmızı yerine sonra diyor ki. Hocam çıkın dışarı diyor. Çıkın dışarı çıkın hocam. Bir şey söyleyeceğim. Bir Sinan tasvir şeyleri bir dakika. Şimdi senin gösterdiğin gibi böyle vurma falan yok. İtiyor. Hadi çabuk diyor yanlış. Doğru değil. Sarı olur mu? Yanlış. Sarı olur. Tamam ben de oluyor hocam. Yanlış. Bak bir. Quaresma'nın gördüğü pozisyon sarı gösterdi, alakası yok. İki, Larine yapılan bir pozisyon var, Diego'nun net penaltı. Bakın Larine yapılan pozisyon var.
Net penaltı var. Kim? Göstereyim sana pozisyonu. Tamam bence penaltı değil o pozisyon. Hocam, bence devir... değil o pozisyon. Anladım. Ben de hocam, kafaya çıkarken bir omuz alıyorsun. Hocam bir omuz mu? Yani sen şimdi Gökhan Gönül'ü böyle gösteriyorsun, ona bir omuz diyorsun. Ya Sinan, varın şimdi başında ben pozisyonu göstereyim abi. Bir dakika, ben sana pozisyonu göstereyim abi. Sinancığım, varın başında 4 hakem var, onlar da mı görmedi? Abicim. Hadi Halis penaltı vermedi. Bir şey söyleyeceğim size. Varın başında 4 tane hakem var. Bakın Gökhan Gönül'ün yapmış olduğu, Gökhan Gönül'ün yapmış olduğu yanlıştır. Tavsiye etmiyorum. Yanlıştır. Tavsiye etmiyorum. Ama Larin'in pozisyonu çok sert bir penaltıdır. Utku'nun pozisyonu penaltı değildir dışarıda. Gördüğüm kadarıyla ikili mücadele sarı kart gösterebilir. Oyunun dışında. Gördüğüm kadarıyla ceza sahasının dışında. Evet, dışında. Dışında. Dışında, evet dışında. Bir dakika, oraya daha gelmedim. Sarı hocam. Tek şaşırıyorum. Varcı beyler. Var'da kim var? Fırat Aydınus. Fırat Aydınus. Bir kaleci. Kalesini bırakmış. Arkası bomboş. Arkada bir defans oyuncusu yok. Kabul. Biraz şapraz. Yanda var hocam. Bir dakika, biraz şapraz. Kabul. Ben VAR hakemi olsaydım, hakemin kanaatine bu göre... Bu pozisyon hocam. Tabii. Burada Utku'nun Antalya Sporlu oyuncuya yaptığı hareket çok net bir şekilde faul. Fakat Utku bu faulü ceza alanının dışında yapıyor ve arkasını boşaltmış. Buradan da bir tane Beşiktaşlı oyuncu geliyor. VAR hakemi şunu yapacak. Oyuna hiçbir şey çalmadı Halis. Hiçbir şey çalmadı. Oynuyor oyun. Dur. VAR diyecek ki maçı durdur. Git seyret. Durdurdur. Topu bir tarafta olur, taça çıkar, hiçbir şey yapmıyor. Git bir bak bakalım ne düşünüyorsun. Hakem bakacak. Faul verecek. Sarı veya kırmızı verecek. Bana göre kırmızı. Sinan'a göre sarı, sarı saygı hocam, duyuyorum. Yetişir hocam. Hayır. Bak orada oyuncu var. Tamam mı? Aferin. Hangi oyuncu? Bak orada arkada Beşiktaş'ta oyuncu gördün mü hocam? 30 metre nasıl yetişecek? Ne alakası var hocam? Çaprazın da. Kaleye daha yakın hocam. Sinan hangisi? Kaleye, o beyaz oyuncu görüyor musun? Hayır, kale bu tarafta. Kale nerede tarafta biliyor musun? Kale orada hocam. Arka tarafta kale. Kale bize doğru bakıyor. Tamam mı? Çocuk da orada bu işte. Bu tarafta var bir Beşiktaş. O Beşiktaş yetişemez. Hocam yetişir oradaki Beşiktaş'ta. Tekrar söylüyorum. Sarıdır pozisyon. Bana göre kırmızı, Sinan'a göre sarı. Lafım yok. Peki Larin'in pozisyon? Ben öyle bir penaltıyı vermem. Hocam değmeye veriyorlar ben ya. Vermem. Böyle... Ben vermem. Sen verir misin? Vermem. Ben vermem. Vermeyin abi siz ya, ayağınız alışsın, vermeyin. Ya abi biz yani... vermedik. Ya varın başında 4 tane hakem var. Abi varın başında. Vermiyor. Nasıl ben yani? Bu, o zaman varı niye koyduk? Ben bakın, ben bu kuralı tanımıyorum. Sinan Engin. Bu sen hiçbir şey tanımıyorsun. Beşiktaş var eleştiri yapıyorum. Arkadaşlar. Burada Beşiktaş'ın lehine olması gereken her şeyde. Beyler Şahin gibi Beşiktaş'ı kolluyor. Utku da atılmasın. Sinan da atılmasın. Utku benim evladım. Hocam. Semih kardeşinin evladı bizim evladımız. Hocam evlat ayrı bir şey. Evet, kuralı konuşuyoruz. Sinan yapıyor. Kuralı Utku'yu atarım ben. Hocam atmam. Sarıyı. Bir dakika dur. Tamam. Hatırlayın. Cüneyt Çakır. Türkiye'nin bir numaralı hakemi. O da hata yaptı. Akhisar maçında. Hata yaptı. Vermedi. Niye? Hocam kendi takdirini kullandı. Burada Halis'te bir şey var. Yetişir dedi. Kendi ağzına gelmiş. Halis bu lafı oyun vermedi. O maçta dedi ki var. Cüneyt git bak dedi. Burada hiçbir şey demedi. Hocam demek ki gerek duymadı, yakalar dedi. Bakın o beyaz oyuncu Caner değil mi o? Faul vermedi. Faul vermedi. Ama hocam hayır. Gerek görmedi demek ki. Karambol gördü. VAR'dakiler görecek. VAR görecek zaten bunu. Hocam VAR görse VAR ona ne diyecek ki? Durdur diyecek. Git bak diyecek. Bir dakika. VAR olduğu sürece sahadaki hakemin hiçbirinde suçu yok. Hocam. Çaldığı yanlış düdüklerin hiçbirinde suçu yok. VAR'da 4 tane hakem var. Yavaş. Önden arkadan tepeden izliyorlar. Tamam. Anladın mı? Git bak diyor. Bakacak. Orada 4 hakem. Minibüstekiler suçlu. Sahadaki hakem değil. Şimdi bak. Halis Özkağ ya bunun. Bakın arkadaşlar. Faul olduğunu biliyor. Tamam mı? Etkilendiği bir pozisyon önce Quaresma'dan bu faulü bilerek vermedi. Ama VAR orada. Biz köy köre Ahmet Hoca'nın gibi gitmek demesi lazım. Ertem'le burada Halis köre arkadaşlar oldu. Bakın. Ertem'le biz burada hani körlü körüne beşte savunu diye bir şey ya. Yaratmayın. Tabii, burada söylediğimiz bu bizim fikrimizdir. Çoğu zaman Fenerbahçe Galatasaray ile ilgili de burada onların lehine konuştuğumuz zamanlar olmuştur. Buradaki benim kendi görüşüm bu pozisyon sarıdır. Olabilir. En fazla ama hakem faule bile gerek duymadı. Bir. İkincisi ben kuralla ilgili güncellenmiş kural bunu biliyoruz hepsini. Ben de diyorum ki bu bana kural çok mantıklı gelmiyor. Kuralda tamamen bir emek hırsızlığı var. Arkada bir oyuncu bekliyor. Arkada oradan top kafasından çocuk vurmak istiyor. Sekiyor. Ondan sonra önüne düşüyor. Ondan sonra gidiyor atıyor. Bu bana mantıklı gelmedi. Ben bu kuralı benimsemedim diyorum. Göreceksiniz bu kural ileride de değişecek. Hep de hepiniz de yaşıyorsanız biz de yaşıyoruz. Göreceksiniz. Çok mantıklı emek hırsızlığı var o. Abi bu kadar öyle beleşte bekliyor oyuncu. Aynen
öyle diyor. Gelmiyor. Ben Gökhan Gönül'ün... Gökhan Gönül'ün de, pardon Ertem'cim, Gökhan Gönül de hata yapmıştır, yanlış yapmıştır, hırsının kurbanı olmuştur. Bir an evvel o çıksın diye o şekilde anlatılmaz. Ertem kabul etmiyor. Gökhan'cım, hadi çocuklar falan filan yapması lazım. Dürtmesi yanlıştır. Tamam bak, ne güzel. Mıyız? Seni tebrik ediyorum. Bak, siz kitabı ortadan açıyorsunuz. Bir saniye. Gökhan'ın yanlışı yanlışı. Ertem diyor ki bu normal diyor. Ben hala sonuna kadar arkasındayım. Ben Emre Belezoğlu'nda, bak hocam, ben Emre Belezoğlu'nda, Volkan Demirel'de, Fenerbahçe'si, Galatasaray, Beşiktaş ayırt etmiyorum. Trabzonspor'u da ayırt etmiyorum. Ben burada doğruyu savunuyorum. Söyle. Bana göre doğru. Futbolda saha içerisinde her şey normaldir. Aa. Bana göre. Evet Abdülkerim abi. Her şey. Burada kitabı ortadan açıyorsunuz. Gökhan Gönül orada uzaktan geliyor. Bak burada 2-3 dakika yerde yatıyor bu futbolcu. Yatağı. Sağlık görevlileri alıp dışarıda 7 dakika götürüp, uzadı maç. Hocam sağlık görevlileri alır. Dışarıda neyse tamam, yapılması gerekiyorsa yapar. Ya Gökhan Gönül geldi diyor ki hadi diyor ya zaman zaman diyor. Sanki sağlık görevlileri Antalyalı ya. Ben ha, öyle hani bir şey an önce maç bitsin diye şey dışarı çıkın artık diyor ya. Hadi çıkın ya. Artık bravo Gökmen abi be. Olacak şey değil ya. Ya bu hepimize baş eder bu Ercan. Bu hepimize baş eder. Ben kellem gideceğini bilsem burada ben doğruyu kendi adıma inandığımı söylüyorum. Yani Gökhan Hakem'in bir şey yapmaması lazım değil mi? Kart vermemesinden sonra. Hocam bu futbol bu kadar yapmayın. Bir dakika tamam da Ertem'in işini ona vermesin. Hakem'in işini ona vermesin. Hakem'in işini ona vermesin. Ertem'cim sorun şu. Burada Gökhan'ın yaptığını zamanında ben 10 mislisini yapmışımdır sağ içinde mağlupken. Bir şey demiyorum ben Gökhan'a. Yapılır. Fakat hakem burada bu olaya müdahale eder. Onu Gökhan bana bir şey yaptı falan. Bir dakika iki. Şunu da göstereyim Ertem'cim sana. Burada ben Gökhan Gönül'ü şöyle anlayabilirim. Bak şöyle anlayabilirim. Bari oradan yani hafifletelim çocuğun şeyini. Şimdi Gökhan Gönül bu çocuklar orada belki de her hafta çalışan çocuklar değil mi? Bunlar belli bir hastaneye mensup çocuklar. Tabii tabii tabii. Bu çocukları Gökhan Gönül biz nasıl buradaki elemanları tanıyoruz? Evet. Gökhan Gönül de bu çocuklar her hafta orada olduğu için tanıyordur. Samimiyeti vardır tamam mı? Hadi artık ya. Sen bak bana öyle desen mantıklı gelir. Nasıl ben burada kameramanlara gelince bazen hadi lan işinize bakın diyorum. Anladın mı? Sert bir şekilde tokat atıyorum, uyarıyorum. Evet, Gökhan da demiştir ki onları tanıyor ya o çocukları. Hocam çantanları. Bak şöyle reklama gidelim mi? Ha, böyle gidelim tamam. Bak böyle yapmıştır. Bitireyim lafımı. Böyle yapmıştır Gökhan. Hadi lan bir aşağı tutsam tamam, ben sana başka bir şey söyleyeyim. Böyle başka hocam dakika, böyle affedilebilir. Dakika 65. Böyle dakika 65 takım mağlup bizim. Sen hakemle konuşuyorsun. Çok özür diliyorum. Ondan sonra reklama gideceğim. Sana böyle yapıyorum. Geliyorum uzaktan sen hakemle tartışıyorsun. Hadi geç artık yerine abi. Diyorum sana. Hadi veya oyundan çıkıyorsun. Çıksana dışarı diyorum. Falan yok. Hadi çıksana dışarı diyorum sana. Böyle. Sen öyle benim takım arkadaşım. Takım arkadaşıma yapmışım ya da onu yapmışım hocam. Ben pozisyonu seyrediyorum. Onur. Burada bakıyorum. Çok özür dilerim hocam. Şöyle yapayım. Offside anketini ver. Ver beni bir dakika. Haksız mıyım? Gökhan. Sinan abiden sonra hadi ya diyor bakın. Gökhan şu hadi ya diyor. Yani hadi ya diyor çocuksun şey yapma. Biraz sert oluyor be Sinan. Anketi ver. Bakın. Dediği gibi bir samimiyet vardır. Belki tanıyordur. Orada belki çalışan tanıyorsa, personeldir doğru hocam. Aksa değil. Ama nasıl? Arkadaşlar bu da bir fırs oyunu. Orada mağlupsun. Çabuk olsun diyorsun. Yatıyor Antalya Sporlu. Vakit geçiriyorlar falan filan da. Hadi çabuk olun diyor. Evet. Yani burada bir puan savaşı var. Hocam dur. Beyler. Anket bir gelsin. Anket bir gelsin. Bir savaş var. Ama Gökhan evet doğru değil. Şık durmadı. Dediğim gibi onu da telafi edecektir. Gidecektir arkadaşın gönlünü alır. Vallahi hafif en azıcık sebebi Abdülkerim abi çok sıcak transfer haberleri var. Modest Galatasaray'da birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Sevgili seyirciler bu sıcak gelişmeyi sizlere aktaracağız reklamdan sonra ama önce Vole'deki anketimizi bir getirelim. Şu anda Vole'deki anket geliyor. Ahmet Çakar'ın yaptığı hazır mı? Arkadaşlar Vole Beşiktaş'ın yediği ilk gol offside mı? Evet offside. 27.3 hayır değil offside. 72.7 Necati tebrik ederim. Hocam, bir şey yok acil. Hocam, bir kere kural güncellenmiş. Bunu herkes biliyor. Onu herhalde öyle çıkacak. Evet, ayrıca yemek bile ayıp ya. Sevgili spor severler. Bakın orada Antalya sporlu futbolcu bir de sedyenin önünde duruyor. Yani sedyenin çıkmasını engelliyor. Yapmayın arkadaşlar. Aynen. Bu kadar da aşarım anketi. Anım evladı oynuyor bu işler biraz da. Yani. Hocam. Bu işlerde biraz da agresiflik de var. Hocam. Gökhan'ın yaptığı yanlış mı diye. Hadi reklam. Hadi reklam. Antalya'nın oyuncuya da